Selma Atabey tekrar internet bağlantısıyla karşımızda. Beni duyabiliyor musunuz Selma Hanım? Evet, şu an duyabiliyorum. Peki, soruyu duymadığınızı varsayarak tekrar ediyorum. Geçen bir yıl sizin için nasıl geçti? Geçen bir yıl maalesef sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçiler açısından gerçekten çok kötü geçti. Çok ciddi bedeller ödedik. Onu bu şekilde ifade edebilirim. Aslında son bir yılı değerlendiren noktada bugün bütün sağlık meslek örgütleriyle birlikte ortak bir açıklama, ortak bir platformda buluşarak son bir değerlendiren açıklamada bulunduk. Sizler de belki takip etmişsinizdir bu noktada. Covid biliyorsunuz 11 Mart'tan sonra 11 Mart'ta Türkiye'de ilan edildi ve ondan sonraki süreçte aslında çok hazırlıksız yakalandığımızı o dönemde de ifade etmiştik. Şimdi de ifade edeyim. En küçük maskeye dahi ulaşımda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Tabii var olan iktidar bu sürecin üstünü örtmek açısından alkışlarla işte var olan yurttaşlarımıza, sağlık emekçilerini alkışlatarak o sürecin üstünü örtmek gibi bir dertleri oldu. Fakat ondan sonraki süreçte aslında bizler gerçekten çok ciddi bir emek, çok ciddi bir fedakarlık ve hatta yaşamlarımızdan hayatlarımızı kaybederek bu süreci yürütmeye devam ettik. Sağlık emekçileri bir yıldır çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya, yani hem ekonomik talepleri olsun karşılanmadı, bunun yanı sıra özlük haklarına dönük çok ciddi hak gasplarına neden oldu bu süreç. Çünkü yaklaşık bir yıldır birçok kamu alanında alınan hiçbir tedbir maalesef sağlık ve sosyal hizmet alanında alınmadı. Özellikle sizler de takip etmişsinizdir. Birçok yerde dönüşümlü çalışma yürürlüğe konulurken sağlık alanında böyle bir durum yaşanmadı. Çünkü çok ciddi bir personel eksikliği vardı. Aslında pandemi öncesinde de bizim ifade ettiğimiz ve her dönemde söylediğimiz ve pandemi sürecinde de çok net açığa çıkan personel açığından kaynaklı birçok sağlık emekçisi arkadaşımız ne izinlerini kullanabildiler, emekli olmak isteyen arkadaşlarımız emekli olamadılar. Bu süreçten kaynaklı sağlık sorunları olan birçok arkadaşımız istifa etmek istediler fakat istifa dahi edemediler. Yani özlük haklarımıza dönük çok ciddi saldırılar yaşandı maalesef. Yine kamu alanında engellilere dönük, kronik hastalıkları olanlar, gebelere dönük tedbirler alındı. En azından idari izinlerle bu süre geçiştirilmeye çalışılırken sağlık ve sosyal hizmet alanında maalesef bunlar da yaşanılmadı. Kronik hastalığı olan birçok arkadaşımız bu hastalıkla karşı karşıya kalıp çalışmak zorunda bırakıldı. Yine gebe olan arkadaşlarımız 6 aydan sonra aslında kullanmaları gereken analık izinlerini kullanamadılar. Süt izni olan birçok kadın emekçi arkadaşlarımız süt izinlerini kullanamadılar ve buna benzer birçok anlatabileceğimiz sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Selma Hanım şimdi özür dilerim Selma Hanım. Şimdi en büyük sorunlardan biri de yani doktorundan hemşiresine ve bütün sağlık personelinin en büyük taleplerinden ve sıkıntılarından biri de biz de biliyoruz ki sık sık ekrana taşıdık. Bu COVID-19'un bir meslek hastalığı sayılmaması meselesi. Çünkü en temel taleplerinizden birinin de o olduğunu biliyoruz. O konuda bir gelişme yaşandı mı, bir iyileşme yaşandı mı? Sizce neden kabul etmiyorlar bu talebinizi? Yaklaşık Haziran, daha doğrusu Mayıs ayında SGK'nın aldığı bir yazıyla birlikte COVID-19'un meslek hastalığı sayılmayacağına dair bir tedbir almaya çalıştılar ve biz Mayıs ayından beridir, siz de biliyorsunuz ki, siz de takdir edersiniz ki toplumdaki bir vatandaşın karşılaştığı riskten çok daha büyük, 14 kat daha büyük bir riskle karşı karşıya sağlık çalışanları ve buna dönük de biz birçok söylemlerimiz oldu, birçok tartışma yürüttük. Sağlık Bakanı'na bu noktada birçok çağrıda bulunduk. Dünyaya baktığımızda, dünya ülkelerine baktığımızda yaklaşık 130 ülke COVID'i sağlık alanında çalışan emekçiler için meslek hastalığı olarak görürken maalesef ülkemizde bu görülmemeye devam ediyor. Eylül ayından beri birçok sağlık ve meslek örgütleriyle yaptığımız eylem, etkinlikler, birçok platformdaki tartışmalarımız doğrultusunda aslında Aralık'ta böyle bir yasanın çıkacağını
Biz inandık, güvendik ama çıkan yasa illiyet bağıyla ilgili bir söylemle çok da belli olmayan, çok da anlaşılmayan bir noktada. Yani bir sağlık emekçisi karşılaştığı virüsü ispat ederse bunu meslek hastalığı kabul edileceği noktasında bir yasa çıkarttılar. Tabii ki biz bu yasayı kabul etmiyoruz. Çünkü birebir bu hastalıkla mücadele eden, bu hastalığın ortadan kaldırılması için çok büyük fedakarlık gösterilen bir meslek grubuyken maalesef ispat etmemize dönük mahkeme salonlarında birçok yerde bunu ifade etmemiz gerekiyor, bilgilendirmemiz, belgelendirmemiz gerekiyor ki COVID'e yakalanan veya yaşamını yitiren sağlık emekçisinin bu meslek hastalığı kabul edilmesi noktasında bunu netleştirmek için biz buna dönük hala bugün de alanlarda yine COVID'in sağlık ve meslek sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesine dönük taleplerimizi ilettik. Tabii ki kabul edilmiyor. Neden kabul edilmiyor? Çünkü binlerce, yaklaşık 200 bine yakın sağlık emekçisi bu hastalığa yakalandılar. Alınmayan tedbirlerden dolayı yakalandılar. Birçok 372 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. Alınmayan tedbirlerden, aslında önlenebilir ölümler olmasına rağmen alınmayan tedbirlerden dolayı yaşamlarını yitirdiler. Bu devlet açısından çok ciddi bir mali külfete neden olacağı için bunun hayata geçmesini maalesef iktidar veya Sağlık Bakanlığı bu noktada adım atmak istemiyor. Ama biz de mücadelemizi yürütmeye kararlıyız ve COVID-19'un sağlık emekçileri için bir meslek hastalığı kabul edilmesi noktasında ısrarımızı her alanda, her yerde dillendirmeye kararlıyız. Evet Selma Hanım, son olarak en başta, yani pandeminin ilk günlerinde, ilk haftalarında sizin sektörünüzden arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla konuşurken özellikle de koruyucu, yani kişisel koruyucu ekipman tedarikinde güçlükler yaşandığını duyduk. Ama sonrasında galiba zaman içinde o konu biraz aşıldı gibi gözüküyor. Yani maskeye, koruyucu giysiye, eldivene ya da dezenfektan malzemeye erişiminiz biraz daha iyileşti herhalde. Şu anda temel eksik neler? Yani temel bu çalışma pratiğiniz içinde nelere ihtiyacınız var öncelikli olarak? Dediğim gibi 11 Mart'ta pandeminin başlamasıyla birlikte aslında çok hazırlıklı yakalanmadık. Yani 3 ay öncesinden Çin'de Wuhan'da gerçekleşmesine rağmen Dünya Sağlık Örgütü'nün Ocak ayının başında bununla ilgili tedbir alınmasına dönük açıklama yapmalarına rağmen ve bir hazırlık yapılmamıştı. Biz o sürece kişisel koruyucu ekipmansız çalıştık, maskesiz çalıştık, eldivensiz çalıştık ve buna benzer birçok sıkıntılar yaşadık. Aslında bu sıkıntıların, evet, şu an üzerinden bir yıl geçti, kısmen giderilmiş olsa bile nitelikle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Kullanılan maskelerde, kullanılan beyaz üst noktasında birçok sıkıntımız var aslında. Yani bu tam anlamıyla giderildi diyemeyiz. Kendimizi içinde güvende hissetmediğimiz kıyafetlerle çalışmak zorunda bırakılıyoruz maalesef. Şu an sağlık alanında en çok yaşadığımız sıkıntılardan biri dinlenme hakkımızın olmaması meselesi. Az önce de bahsettim, sizler de takip etmişsinizdir. İzinlerimiz yasaklandı, istifalarımız yasaklandı, emekli olma hakkımız elimizden alındı bir süreliğine. Şu anda izinlerle ilgili sıkıntı olmasa dahi gün içerisinde az personelle çok iş yapma zihniyetinden kaynaklı birçok arkadaşımız 35 saat, 36 saat hiç durmadan çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Yani bizim çalışma koşulları açısından gerçekten çok kötü koşullarda hala çalışmaya devam ediyoruz. Biz de, siz de takdir edersiniz ki Ocak ayından itibaren aşıyla ilgili bir program daha, ki bu da bizim açımızdan ciddi bir iş yükü olarak tanımlayabiliriz. Çünkü aynı personellerle, bu kadar yorgun, bu kadar tükenmiş personellerle bir de aşı takviminin oluşturulması bizim açımızdan çok ciddi bir sıkıntıya neden oldu. Özellikle aile sağlığı merkezlerinde arkadaşlarımız zaten birçoğu filyasyon ekiplerinde çalıştılar ve şimdi de aşıyla, ki şu anda Türkiye'de aşı maalesef istediğimiz düzeyde değil, elimizdeki sayı çok az olduğu için aşıda çok ciddi bir düşüş olmasına rağmen
böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra şunu da ifade etmeye ihtiyaç var. Çünkü basında çok yer aldı ama çok da gerçekliği olmayan ek ödemeler meselesi. Yani ekonomik taleplerimiz maalesef hiçbir şekilde karşılanmadı. Özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, ki pandemi öncesinde zaten vardı. Pandemiyle birlikte bunun çok daha derinleştiğini biliyoruz. Yaşıyoruz her şeyden önce. Maaşlarımıza dönük herhangi bir iyileştirmenin yapılmaması, ek ödemelerin yerinde sayması, her ne kadar tavandan ödeme yapıyoruz deyip açıklama yapanlara karşı bizler bodrolarımızı ifşa etmeye çalıştık. Dedikleri rakamlarda maaş almadığımızı ya da ek ödeme almadığımızı ifade etmek zorunda kaldık. Maalesef hem psikolojik olarak çok ciddi baskı altındayız. Sizler de takip etmişsinizdir. Bu dönemde bizim 6 tane sağlık emekçisi arkadaşımız ve birçoğu da hekim olan arkadaşlarımız yaşamlarına son verdiler. Yani intihar ettiler. Ve bu da tamamıyla çalışma koşullarımızın ağırlaşmasından kaynaklı. Çok fazla çalışmamızdan kaynaklı. Çünkü nöbetler, vardiyalar, günlük mesailer ve durdurak dinlemeden sadece insana hizmet etmeyin o kadar kolay olmadığını anlatmamıza rağmen maalesef insani koşullarda çalışmıyoruz. Ya yani en büyük şu an ifade edebileceğim sorunlardan Peki. biri ağır çalışma koşulları diyebilirim. Peki Sayın Selma Ata Bey, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sesimiz olduğunuz için sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.